sadece... Tabii ki toplar gibi değil tabii ki de. Yok ya, çok farklı bir şey bu. Abi bu sadece bu bölgeye aynen düşen bir şey ya. Bu bölgede yavap yağıp oluşan bir şey abi. Diler. Şu o günkü şeyden daha yeni erime dönem. İstersen bu taraftan çek, kamera belki ters geliyor. Ha bak 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 bak. Şurada abi bak gördün mü? Ha. Bak olaya bak. Evet, daha yeni yeni. Bak. Yeni şey oluşumlar yapıyorlar. Oluyor demek ki. Pelte gibi, muhallebi gibi diyebiliriz. O günler ama şeyler bunlar. Evet. Abi tat dokusuna bakalım mı? Abi ya zehirliyse. Ama hiçbir Bu arazide ne işiniz vardı? Bu topları nasıl buldunuz? Onunla ilgili bir açıklama yapabilecek misiniz? Evet, buyurun. Tabii ki. Bu arazilerin sahiplerinden şehir dışında yaşayan arazi sahipleri benim inşaatla ilgili çalışmalarından dolayı beni arkadaş olarak buldular. Bölgeye geldik. Bölgedeki işte onların gayrimenkullerin adı parsallarını belirlerken, onların yer sınırlarını tespit yaparken, işte bu bölgede gezerken gözüme bir cisimler çarpmaya başladı. İlk önce çocukların miller gibi hissettim. Daha sonra bir inceleyerekten baktım. Büyülü, işte renklerinin elmas gibi. Daha sonra etkileyici bir şeyin olaraktan yanımdaki insanlar da beraber her birisi toplamaya başladık. Numuneleri aldım. Yerel gazeteci arkadaşlar var, belediye basın danışmanları. Onları arayaraktan onlara gerekli bilgileri verdim. Böyle böyle bir burada doğa olayı var diye. Onlar da araştırıp hemen bu aşamaya beni tekrar aradılar. İşte göründüğü gibi numuneler kendilerinde, kendileri çalışma üzerinde konuyla ilgili ilgileneceklerini söyleyerekten şu ana kadarı kendileri hala da araştırmaktalar. Bakanlıkla ilgili temaslarına geçtiklerini söylediler. Ama konunun cisimlerin ne olduğunu hala da ben böyle bir şey ne olduğunu öğrenemedik bilmiyorum. Daha sonra kendim de araştırmalar sonucunda aynı oluşumları İngiltere'de Google internet üzerinden araştırmalarımda aynı buradaki cisimlerle oradakilerin aynı olduğunu, oradakilerin o günden beri halen daha ve halen daha şu güne kadar bilim adamları sırrını çözemediklerini lanse ediyorlar. Bundan sonrası da buradaki ürün teslim ettiğim işte parçacıkların, topların gazeteciler ve artık ilgili kurumlar nezdinde araştırılıp sonucunun ne olacağını ben de merak ediyorum. İşte bu bölge Çaycuma'nın köşeye bir yeşil alan bir bölgesi. İşte o gün cumartesi günü akşam hava in gibi kapkara karardı. Şimşeklerle beraber oluşan bir oluşumdan sonra olduğunu tahmin ediyorum. Kesinlikle öyle hani yapmacık suyun olduğu olmadığını inanıyorum.